Kim attı? Aslında meslek mensubu olarak sizleri, SMM'leri esas ilgilendiren de bu sıkıntıları da biliyorum. Şimdi biz bağımsız denetimin yetkilendirilmesine ihtiyacımız var. Şöyle bir öneri yapayım size. Meclise böyle bir vatandaş olarak kanun teklifinde bulunalım. KGK maalesef yani dünya kanununa uygun olarak artık odalara yetkiyi veremiyoruz. Çünkü bu bir gerçek. Odalar meslek dışı kişilerce denetlenecek. Yani eskisi gibi meslek mesleği denetleyemeyecek. Şimdi KGK madem her şeyle ilgili denetliyor, o halde sizlerin yeminli mali müşavir olarak her tür özlük haklarınız, sınavlarınız KGK tarafından denetlensin. Maliye Bakanlığı sizin hiçbir işinize karışmasın. Bu çok saçma bir düzenleme. Ben söylüyorum ama çok saçma bir düzenleme. Çünkü sizin varlık nedeniniz, yani bilgi birikiminiz vesaire, onları karıştırdım. Varlık nedeni, çok temel konuşuyorum. Maliyenin size ihtiyacı var. Bu ihtiyacı gidermek için size bir yetki verilmiş ve hala bu ihtiyaç devam ediyor. Sayın Başkan Yardımcımız da dediği gibi ve bu ihtiyaç devam edecek. Yani devlet vergi olduğu müddetçe bizim düzenimizde YMM'lere ihtiyaç devam edecek. Siz maliyenin yetkisini maliye adına bir parça kullanıyorsunuz. Bu yetkiyi size verdiği için maliye sizin üzerinizde denetim yetkisine sahip. Sizin herhangi bir açığınızı gördüğü zaman gerekli her tür yaptırımı uygulama yetkisi var bildiğim kadarıyla. Şimdi sunumunda da bahsettim. SDK olarak biz bilgiye oryantik çalışıyoruz. Bilgi bizim her şeyimiz. Yatırımcıya biz bilgileri sunacağız. Risk getiri hesabını kendi yapacağız. Biz bilgiye nasıl ulaşıyoruz? Finansal raporlamalar ve kurum bağımsız denetim. SDK olarak biz bütün denetimleri yapamayız. Yani bu teknik olarak mümkün değil, dünyada da yok. Bağımsız denetçiler bizim yetki devri yaptığımız kurumlar. Ben bütün şirketlere söylüyorum, yani listedeki şirkette çalışan mesela İbrahim Bey'le de konuşuruz. Yani siz bizim elemanımızsınız. Müşterimiz değilsiniz, bizim adımıza çalışıyorsunuz. Dolayısıyla sizinle ilgili benim yaptırımda bulunma yetkimin olması lazım. Örnek veriyorum, 92 şirket var. Biz biliyoruz ki bu bir şirket çok kötü çalışıyor. Bütün şirketlerin denetimini öylesine yapıyor. Ama ben bu şirkette bir şey yapamıyorum. Diyebilirsiniz ki ya KGK'ya getir onlar çıkarsın. Bir de sermaye piyasalarının gelişiminde hani bağımsız denetimde ve denetimdeki en önemli nüans vardı. Her 3 ayda bir finansal tabloların denetime tabi ise 2'şer hafta fark ediyor. 4 ve 6 haftada kamuya açıklanması lazım. Yani SDK olarak 3 ay, 4 ayda bizim tespit edip karar verip uygulamamız lazım. Yoksa ya bu kötü rapor açıklıyor ama yetiştiremedik, KGK'ya görüş sorduk, onlardan cevap bekliyoruz. Hadi bir daha açıklasın demeniz finansal sistemi sarsacak sonuçlara yol açabilir. O yüzden bizim gerek kamuoyuna bu fikirleri anlatırken, gerek siyasi otoriteye söylediğimiz şey, KGK'nın kurulumuna kısaltma KGK söylüyoruz. Bu tip bir otoritenin kurulmasına SDK hep destek verdi. Ben şahsen de destek verdim. Yani şahıs dışında kurumun şeyini de söylüyorum. Ama SDK olarak bizim bir yaptırım gücümüz olması lazım. Hatalı iş yapanları, Maliye Bakanlığı nasıl hatalı iş yapan YMM'yi cezalandırıyorsa, SDK ve BDDK de hatalı bağımsız denetimi cezalandırmalı. Sizin meslek mensubu olarak en büyük sorunuz, bana ulaşan, Halil Başkan'ın da onu söyledi. Yani ihtiyaç o aslında. SPK bir lisans istiyor, KGK bir şey isteyecek, öbürü bilmem ne isteyecek. Şimdi bu tartışmaları canlı şahidi, benden öncesini bilen şahitler de burada. SPK neden lisanslama sınavı yaptı? Neden bu ihtiyaç oldu? Niye TÜRMOK'la tırnak içinde o kavgaya geçtik biz? Yani bunu çok iyi biliyorsunuz. Yani uluslararası düzenlemelerden hareketle biz SPK olarak belli sınav konularının ilan edilmesini istedik. 2003 resmi yazıyla TÜRMOK'a bildirildi. O dönem TÜRMOK buna sıcak bakmadı. Yani olabilir. Yani bu tartışmaların hiçbir şeyi yok. Ve neticede mutabakata varılamadığı için
SPK kendi sınav yapmaya başladı. O dönem TÜRMOP'un toplu işte gazetelerdeki ilanı, itirazı biliyorsunuz. Ama bakın bugün geldiğimiz noktada o dönem TÜRMOP olarak deniliyordu ki meslek odası dışında hiç kimse sınav yapamaz. Mahkemeye olay intikal etti. Neticede mahkemede lehimize sonuçlandı. Ama bugün geldiğimiz noktada gelişmelere hepimiz değişiyoruz. Sınava, eğitime itirazımız yok. Sadece farklı kurumlar sınav yapmasın diyorsunuz. Buna biz de hemfikiriz. Biz KGK'yla Sayın Üyen veya diğer başkan yardımcısı arkadaşlarla, oradaki daire başkanlar arkadaşlarla sık görüşüyoruz. Mesela insanların mağduriyetini engellemek için Sayın Seyit Ahmet Baş'la da görüştük. Bizim sınava girip işte ortalamadan bekleyen vatandaşlar vardı. Yani de onlar mağdur olmasın, şu son iki sınavı beraber yapalım. Biz sınav komisyonunu bir daire başkanımıza aldık. Şu bu sene içerisinde yapılan iki sınavı Kamu Gözetim Kurumu taslakta bildiğim kadarıyla kabul edecek. Ve yeni yapacakları sınavlar hakkında bizden bilgi istediler. Ne tür sorular sorulmasını istiyorsunuz diye. Biz onlara görüşlerimizi gönderdik. Tabii ki KGK'nın uluslararası düzenlemelere esas alıp bizim ihtiyacımıza dönük bir sınav yapacağına eminim. Dolayısıyla bizim ekstra bir sınav yapma gibi bir derdimiz olmayacak. Bizim buradaki yetki almaktaki tek amacımız listemizde bir ilave şartlar belirlemek. Çünkü fiili tecrübelerden hareketle söylüyorum. 92 şirket var şu an STK listesinde. İnanılmaz dağınık bir yapıdan. Yani bunlardan belli bir seviyeyi yükseltmeye çalıştığınız zaman şirketlerin bir kısmı mağdur oluyor. Yükseltmezseniz yetkinlik açısından sıkıntılar oluyor. Biz bir ilave şart ilan etmek istiyoruz ve buna göre uygulamada hayalimiz şu: 100 tane şirket KGK listesine girecek. Önce oraya gireceksiniz. Onlar lisans, belge ne istiyorlarsa o kurum tarafından listeye alınacak. SDK olarak biz sadece bir takım ilave şartlar isteyeceğiz. Ha, bu ilave şartlar yeni bir belge, yeni bir şubu değil. Daha mesleğe dönük ilave şartlar isteyeceğiz ve yapacağımız kalite kontrol çalışmaları sonucunda hata eksik gördüğümüz en kesin yaptırım olan listeden çıkartılmayı doğrudan KGK'ya getireceğiz. Ama basit uyarılar, idari para cezası gereken şeyler olursa o maddeyi değiştirtmedik zaten. Yani değiştirtilmesine ilişkin öneri götürmedik. O tip disiplin ve idari para cezalarının sonuçlandırılmasını zaten Kamu Gözetim Kurumu yapacak. Özür dilerim Sayın Bakanım. Hani merak edilen şeyi daha detaylı anlatmaya çalıştım. Başka, gerçi bana sorulan bir soru da bu konuyla ilgiliydi. Herhalde tüm cevabı vermiş oldum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Aslında şöyle bir açıklama yapmam lazım. Ekonomik Koordinasyon Kurulu ya da bir yasanın yasalaşma sürecinde herhangi bir kamu kuruluşu düşündüğü yasa tasarısını başbakanlığa iletiyor. Başbakanlık oradaki müşavir ve müsteşar yardımcısıyla ilgili bütün kuruluşlardan görüş istiyor. Görüşler geldikten sonra Bakanlar Kurulu'na intikal ettiriliyor. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu'nda imzalama sürecinde ilgili kuruluşların bakanları fiilen imza atmış ise teorik olarak burada bahsedilen nahoş olan o faaş kelimesi artık yok demektir. En azından kendi aralarında kamu otoritesi olaya bakış tarzını şekillendirmiş, bunu Yüce Meclis'in takdirine sunmuş diye bakmak lazım. Tasarı şu anda meclise bu aşamada. Artık zamanın bir anlamı kalmadı. Ne kadar istiyorsanız konuşabilirsiniz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Son bir cümlemi söyleyeyim izin verirseniz. Kayıtlar burada gelsin. Şimdi ben dün Sabri Üstadımızı çok dikkatli dinledim. En son cümlemizi söyleyeyim. Kendimizi yenilemeliyiz. Dik durmalıyız. Geleceği düşünmeliyiz. Yani vizyonumuzu genişletmeliyiz demişti. Aslında farklı bir şey söylemedim fakat böyle anlaşıldı. Neyse kayıtlarda var. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Her yemeğin mali müşavir devletle ilgili işe tarihtir, doğal tarihtir. Kanunda verilen şeyi var. Yani tabii kanunda denetçilik mesleği geçiyor ki denetim. Muhasebecinin yapması gereken işlerden bir tanesidir. Sınav falan da anlamsızdır. Yani niye sınav yapılacağı ben sınavı mesela tamamen şahsen de karşıyım. Fakat eğitim evet. Mutlaka bir eğitim seferberliğiyle, bir eğitim seferberliğiyle bu işin çözülmesi lazım diye düşünüyorum şahsen. Diğer türlü sınav vesairesinde insanların bir daha
aldıkları belgenin kanundaki tanımı içerisinde denetim vardır. Denetçilik mesleği gibi bir şey yeniden tanımlanmış olması da anlamsızdır. Bu bir ayıptır. Muhasebecilik hem denetçiliği, hem kablo hazırlamayı, hem kayıt tutmayı, hem de vergiyle ilgili işlemleri yapmaya yetkili insanları tanımlar. Dolayısıyla bence sınav değil ama iyi bir eğitim sefer verdiği pek çok problemin altına kalkmamıza yardımcı olacak da teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Benim ekleyecek iki bir hususum yoktur Sayın Hocam. Size pardon. Sedat Hoca'yı bulmuş, Sedat Bey'i tanırım, Necdet Hoca'yı bulmuş. Serdar Hoca'yı en az 15 senedir Bey'i tanırım, Necdet Hoca'yı da 4-5 senedir ile tanırım, daha evvelden ismen tanışırız. Acitasyonluk benim karakterime aykırıdır. Onun için öyle bir kelime, yani onu hoş bulmuyorum, öyle bir niyetimiz yok. O amaçla kullanılmış bir ifade değil bu. Bundan sonra ikinci Yeni Mimar Müşer Birlik mesele denetim ve tasdik sempozyumunun sonuna geldik. Hakikaten çok katkı veren meslek mensuplarımız oldu. Odalarımız, tüm odalarımız destek verdiler. Tüm odalarımızın başkan yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu arada oda personelimiz hakikaten yoğun çalıştı, yoğun emek harcadı. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Ankara Yeni Mimar Müşavir Odası'nın personeline onlar daha da çok emek harcadılar. Gece gündüz listeler gönderdiler bize ve ilgili organizasyon firmasına. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Ve bu toplantının umuyorum ki biz meslek mensuplarına, ülkemize, denetime, efendim muhasebeye ve ekonomiye önemli katkılar, önemli kazanımlar, önemli bilgiler sağlayacaktır. Bu duygularla, hepinizin en içten duygularla selam ve saygılar diliyorum. Sempozyumu ve Antalya'da bulunma nedenimizi tamamlamış olduk. Göstermiş olduğunuz sabırdan, yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Ben de aynı duygularla bu sempozyumun burada konuşulan şekliyle her tarafın, bütün paydaşların memnun olacağı sonucu da üretmesini temel ediyorum. Peki, sizce kişilere bahsetmek istiyorum. Sayın Nazım Eylen'e, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Sezai Oral'ı plaket vermek üzere bir ses alıyorum. Thank you.
Sayın Kürşat, Sayın Babuçlu'ya ve getir edermek üzere Yeminli Mali Müşavir Sayın Süleyman Yeniç'e kürsüye davet ediyorum. Thank you.